Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Hazır mısınız? Tamam, sen merak etme, biz senin yanındayız. Aynen, sakin ol. Ben bir gidip Özgür'ü çağırıp gireyim. Hadi. Ah, bak çocuklar da burada. Anne, Ünal abiciğim. Ha canım. Ezgi. İzle ve gör. Ay güzeli ya. Güzel beyin abiciğim. Nasılsın kızım? Anneciğim hoş geldiniz. Çok güzelsin. Canım burada bize yer var mı yanınızda? Bartem Selim teyzeciğim, biz şurayı sizin için ayırdık. Aa, ne güzel, tamam. Özgür nerede? Deniz'de Selim teyzeciğim. Tamam canım, biz buradayız. Cansu ne güzel görünüyorsun sen böyle. Kızım sen niye denize girmeden o kadar seversin yüzmeyi? Aa, daha üstünü bile çıkarmamış. Yok anneciğim, iyiyim ben böyle, sağ ol. Allah Allah. İyi hadi. Ben geçiyorum. Hadi. Hayatım şunu da alır mısın? Ver canım. Nezike. İyiyim derken nasıl iyilik bu böyle? Ünal abiciğim biz biraz konuşalım. Konuşalım ya. Gel. Ne oluyor? Ünal abiciğim. Ben söyle. Aramızda kalsın bu an. Bak sakın anneme söyleme. Sakın. Özgür benim burada mayoyla durmama izin vermedi. Ne demek izin vermedi? Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Vallahi ben de çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım ama işte mayoyla güreşlenemezsin de denize de giremezsin dedi. Ben de ne yapayım? Mecbur. Ama bak annem sakın duymasın. Çünkü biliyorsun annem duyarsa gerilir şimdi, böyle şeyleri hiç sevmez. Ama kim sever kızım böyle bir şeyi? Kim sever karışılmayı ya? Bak bak ben de sinirlendim. Elim ayağım titriyor. Bak bak çok fena oldum ha. Ay sen sinirlenmeyin Allah abiciğim. Ama olsun. Ne olacak yani? Ben de güneşlenmem de, denize de girmem. Böyle burada otururum. Ne olacak? Olur mu öyle şey kızım? Olur mu? Bak, 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 bak şuna. Bak, bak. Kendisi Poseidon gibi çıkmış böyle mayoyla denizden. Seni kısıtlamaya kalkıyor. Olacak şey değil lan. Ben böyle şeylere gelemem. Ya hiç beklemezdim bu adamdan böyle bir şey ya. Ay çocuk. Ay geldi benim dozer oğlum. Öyle şey olmaz. Ünal abi. Ne abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi valla su çok iyi. Öyle mi? Biz de birazdan denize girelim o zaman Ezgi ile beraber. Tamam abi, şey girin yani. Ezgi ile. Tamam, girin, girin, tamam. Hüseyin Hanım. Ay. Nala biraz gel. Ay yok ayol, sıcaktan orayı başına vurmuştum. Korktu sandım Nala abi. Korkacak tabii, gördün mü? Sana yapıyor yapacağını. Beni görünce hiçbir şey yapamadı. Olsun, biz yine de bu konunun üstünü kapatalım. Çok uzatmayalım. Çünkü sinirlidir de biraz. Yani böyle gerildim mi? Aman gerim gerim. Gerilirse gerilsin, ne yapalım? Ben de geriliyorum. Olmaz öyle şey kızım. Ünal abicim, ya evlenmekten vazgeçerse benimle mesela? Aman kızım, vazgeçerse geçsin. Böyle kısıtlama olur mu ya? En iyisi sen suyun denize girin. Bana bak, benim yanımda sana bir şey söylemeye kalkarsa vallahi Adonis baklava tezgahına bakmam, dalarım ha. Yürü be Ünal abi. Hadi, hadi suyun da denize girelim ya. Gireceğim Ünal abicim, sen annemi al git, ben geliyorum. Gideceksin ama. Tabii. Mutlaka gideceksin. Bas. Ne oluyor ya? Bir gerginlik var ya. Nerede? Burada. Hadi hayatım, denize girelim. Ah hadi girelim canım. Ay soğuk mu olur acaba? Ben soğudum ben. Ay. Ne? Şuraya. Ne? Şuraya. Canım, birazcık abartmadın mı acaba? Yok ya. Bence çok kontrolü gittim. Tam ayarındaydı. Şimdi ikinci aşama. Kestim ayağımı çok. Haydi ya. Ay orada. Yiyecek bir şey var mı anne, böyle fındık fıstık? Bakayım yavrum sana. Özgür. Sen nereye bakıyorsun öyle? Ne
Nereye bakayım aşkım? Nereye bakabilirim şu an? Hiçbir yere bakmıyorum ya. Yok yok. Ben gördüm. Ben gördüm senin nereye baktığını. Sen orada öyle kızlarla işaretleşiyordun. Ne demek istiyordun ha? Böyle böyle yaparak. Siz kabinlerin oraya geçin, ben geliyorum mu demek istiyordun? Yok yavrum, yok yok. Bakmadı, vallahi bakmadı. Ben yanındayım, bakmadı hiçbir yere. Yok Sevim teyzeciğim, ben gördüm. Gözümle gördüm. Senin bu oğlun var ya, karda yürür, izini belli etmez. Öyle bir cins bu. Beni aldatır, hiçbirimizin ruhu duymaz. Aşkım, canım benim. Ne biçim lakırdılar bunlar? Neler diyorsun sen böyle? Allah, biraz abartıyorsun sen şu anda ya. Sus, biliyorum ben. Sende o potansiyel var. Zaten madem artık ilişkimizi daha ciddi bir boyuta taşıdık, yani artık ilişkimiz ciddiye ciddiye doğru gidiyor. İstanbul'a dönünce seninle şu iş konusunu bir konuşalım. Ben senin artık geceleri çalışmanı istemiyorum. Hatta bence sen hiç çalışma. Gece gündüz gözümün önünde dur. Gece gündüz. Çünkü orada çalışılmaz öyle yani. Ne öyle etrafında sürekli kadınlar, kızlar? Hoş değil. Bir aile yaşantısına aykırı. Ya anne, yani normal mi bu? Medeni bir şey mi? Neler söylüyor? Neden ben, öyle? Abartıyor musun? Bir doktora mı seni göster? Ne yapsak? Sen bana karşı mı geliyorsun? Yanlış mı duydum ben? Sen benimle galiba evlenmek istemiyorsun. Ballı böreğim aşkım, ben hiç... Karşı çıkar mıyım ben sana? Benim öyle bir yapım yok. Karşı çıkmak falan. Öyle bir... Biri miyim anne? Sus. Tamam. Çok uzadı bu mevzu. Biz bu konuyu sonra mı konuşsak sen, ben? Baş başa şimdi burada yani. Tamam. Hoş değil. Tamam. Yeter. Hadi kalk. Düşünme. Ben denize gireceğim. Sen de orada dikilirsin. Hadi. Anne. Düşme. Anne. Ya kelepçe de tak bari yani. Çabuk. Sağa sola bakmadan. Hadi önüne bakarak hadi. Anne. Hadi kapa yerde. Geleyim mi? Geleyim ben de. Anne. Yürü. Oğlum. Tamam, tamam. Yeter. Çocuğu muma çevirmiş. Yavrumla başına gelen. Ayrıca sen niye çıplaksın? Üstüne bir şey giy. Ne yapayım, ceket mi giyeyim? Lahana gibi sarınayım mı bu havada, bu ortamda? Olur uygun. Sevim teyze benden nefret ediyor. Bak bunun bedeli ağır olacak ama. Elinden geleni ardına koyma. Kızım, düşeceğim. Çalış diyorsun yani, meydan okuyorsun. Hadi bakalım. Öyle. Ay bu arada Ünal abi sana biraz bilinik. Benim Maya'yla durmama izin vermediğini düşünüyor da. Arkanı kolla. Bak şimdi ya, Ünal abiyi de çok sevmiştim, aramızı bozdu. Bu işler sırayla. Yani şu an Sevim teyze de bana pek bayılmıyor. Hadi olsun bakalım. Kazamız mübarek olsun, hadi düşünme. Güzelim kızın içinden manyak çıktı ayol. Vallahi hala şoktayım ha. Bu kız paranoyak falan mı acaba? Vallahi Sevimciğim, ben para ayak falan anlamam ama hiç normal değil o kesin. Hiç böyle değildi bu kız. Demek ki bize oynamış Sevimciğim. Seni etkiledi, iş ciddiye bindi. Oh, garantiledi her şeyi. Sonra da gerçek yüzü ortaya çıktı. Öyle mi diyorsun? Fitnat ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ki? Senin yüzünden manyak bir kızla evlenmeye teşvik ettim çocuğumu. Hayret bir şey ya. Düşün bir şeyler. Dur bakalım, dur. Orada bir iki lafıyla falan hemen önyargılı olmayalım. Belki o kadar manyak değildir. Hı? Hadi o zaman yanlarına gidip biraz daha gözlemleyelim. Hadi. Ay ayağım uyuşmuş benim. Bekle bekle. Nadine. Doğru timing'i bulmamız lazım. Bir saniye. Gerektim hadi. Geliyorlar, geliyorlar. Hazır mısın? Başla. Hadi giriyorum. Ezgi duymamış olayım ya böyle bir şey. Ya nasıl böyle ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Benle birlikteyken yani başka erkeklerle görüşmek istemek ne demek? Tabii ki de görüşemezsin başka erkeklerle. Yani hoş mu? Bu söylediğin hoş mu yani? Çüş, çüş. Peki ben bunu kabul ettim diyelim. O zaman sen de eski sevgilinle görüşmeyi keseceksin. Çünkü haberim var. Ara ara görüşüyorsunuz. Buna bir son ver. Tabii ki de. Yalnız bir şartla. Yani çocuk istemediğini söyledin bana. O konuyu benim için bir daha bir düşüneceksin. Allah çarpacak seni. Allah ne diyor bu ya? Tamam yani düşüneyim. Yani zorlarım kendime en azından. Tabii ikna olmam zor gözüküyor ama... Mesela kabul ettim diyelim. Ben onu 9 ay taşıyamam. 9 ay çok uzun bir süre. Ayrıca emziremem de. Ne? Yok canım ben. Çünkü hem 9 ay hem emzirmeye çok kilo alırım. Bir de vücudum deforme olur. Hak veriyorum ama tabii ki deforme olmasını istemeyiz. 5 ay taşır mısın? 5 aylık çocuk yaşar. Ne yapacağız? Artık bakacağız. 3 yeter aslında. Kurtarır. İşte boyuta göre karar veririz.
Ay ben. Ah, dur, dayanım. Dur, dur seni. Yetişin. Koş. Gitti. Eski. Ay kadın gitti. Ayak gel. Bir şey mi oldu? Çok abarttı. Oralar çok inandılar. Hep senin yüzünden ya. Çocuk çık. Çıkart beni çabuk. Anne. Tamam. İyice kendine geldi. Biraz daha açılalım. Açalım. Hava alsın. Oh. İyi misiniz? Ay iyiyim. Kimsin sen yavrum? Doktorum ben. Estetik doktoruyum. Hmm. Yalnız söylemeden de edemeyeceğim. Burnunuzun ne kadar güzel bir oranı var ya. Adeta altın oranı. Size bakmayın demedim. Vallahi mi? Annem iyi misin gerçekten? İyiyim oğlum. Eve götür beni çocuğum, evimize gidelim hadi. Gidelim anneciğim, gidelim. Sevim teyzeciğim, bizi çok korkuttunuz. Sen de beni çok korkuttun. Gördüğüm kadarıyla iyisiniz. Biz de o zaman yavaş yavaş yola koyulduk. Çocukların da yolu uzun. Anladığım kadarıyla çetrefilli. Tamam. Gidin siz de evinize gidin. Hadi gidin. Geç kalmayın diye dedim yani. Ne oldu? geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Resmen annenin yüreğine iniyordu. Fakat arkadaşlar çok abarttınız yahu. Bir de sizi uyardım. 5 ayda doğururum diye kural koymak da neyin nesi? Ay ne bileyim ya, içimden sanki bir anda bir canavar çıktı. Ben sana sordum değil mi? Birazcık abartmış olabilir misin dedim değil mi? Neyse tamam, olan oldu artık. Bundan sonra evlenmemizi isteyecekleri ben hiç zannetmiyorum yani. Bence şu an ayrılalım diye dua etmeye başlamışlardır. Ya tabii canım, zaten 3 gün sonra anlaşamadık ayrıldık dersiniz olur biter. Onlar da gördüler zaten. Kimse de daha fazla üzülmemiş. Aynen öyle. Evet. Evet. Sanırım işlem tamam. Öyleyse biz şimdi otele geçelim, toparlanalım. Buraya kadar. Tamam. Biz de bir eve uğrarız, valizleri falan alıp peşinizden yola çıkarız. Teyzeciğim. Canım. Hadi araşırız. Tamam hadi bay bay. Hadi kızım, iyi yolculuklar. Anneciğim. Yavrum. Ezgi'cim ben iyice düşündüm çocuğum. Bu işler böyle aceleye gelmez. Sen yavaş yavaş kararını verirsin. Ezgi'cim iyice tart, iyice düşün. Bak bugün sana böyle davranan yarın nasıl davranmaz? Çok haklısınız. Anneciğim, yallah abicim, ben de öyle düşünüyorum. Zaten çok gerildim bugün, bir fena oldum. Kısmet artık, bakacağız. Kısmet. Hadi tamam. Yavrum, hadi. Hadi çocuğum. Hadi Ünal'cığım, hadi. Hadi geç. Bir an önce Özgür'le konuş, o kızdan hemen kurtulsun. Hemen. Fitnet zaten öyle yapacağım, başka ne yapacağım? Ay yavrum. Canım. Oy kurban olsun anne. Canım. Ah aslan. Asil oğlum benim, asil. Çok sevindik canım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, olur mu? Tamam, kendinize bakın. Hadi canım. İyi yolculuklar. Yürü. Bye. Merhaba. Ay. Şöyle dönelim beraber buradan. Bu nereye geliyor? Sen öyle beni sevdin. Kalmış burada mı? Annesi unuttular bunu. Ay başım bekletiyor. O zaman ne yapalım? Hemen valizleri toplayıp çıkalım. Hemen kaçalım diyorsun. Yani fazlasıyla gerilmedik mi? Evet ama iyi idare ettik bence. Bence de. İyi ekip olduk. Thank you.
mısın? Evet. Annenin yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum vedalaşırken. Kadıncağız kesin manyak olduğumu düşünüyor. Keşke o kadar abartmasaydık. Hele o çocuk meselesi. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğradı. Evet de işte sen annemi hiç tanımıyorsun ancak bu dozda bir şey ona geri adım attırabilirdi. O yüzden hani olması gerekiyordu. İnşallah doğru yaptık. Cemal abim ağır değil mi? Değil, değil. Teşekkür ederiz. Ne demek? Cemal abim çok iyi bak kendine. Sağ ol, sağ ol. Annem biz gidiyoruz. Oh, güle güle git. Dikkat et. Tamam annem. Konuşuruz telefonda. Tamam, tamam merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. Dikkat et. Tamam ki takacağım kemeri falan. Tamam şey yap. Artık sevgilim olmaktan kurtuldunuz Ezgi Hanım. Siz de öyle Özgür Bey. Yardım falan gerekli mi ister misin? Yok hallederim ben. Tamam. Ben gidip yatayım o zaman malum yarın iş var. Tabii öyle ilk günden işe geç kalmak hoş olmaz. Enerjini topla uykunu al yani. İyi geceler. İyi geceler. Bu arada şey ben yarın sabah erkenden gideceğim işe. Birlikte falan gitmek ister misin işe? Tamam olur tabii. Tamam. Yarın sabah görüşürüz o halde. 10 gibi falan uyar bana. Şey yapalım mı? İlk uyanan kaldırır diyelim mi? Tamam. İlk uyanan arasın o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.